Cemre, sen de az değilsin ama. Dilruba Hanım yine teşrif etmediler, odasında mı yiyecek? Evet efendim, bir sakıncası yoksa. Gerçi buna da bir şey söylersiniz ama. Diliniz pabuç kadar maşallah. Anneniz yemeğe gelmiyor da ne oluyor, siz onu aratmıyorsunuz. Soru sorarsanız cevabını alırsınız Şeref Hanım. Saygısızlığında bu kadarı fazla. Ne büyük biliyorsunuz ne küçük. Saygı hak edene gösterilirmiş. Utanmadan bir de bana ders veriyorsunuz. Sizin yerinizde başkası olsa insan içine çıkmazdı. Anneniz hiç olmazsa öyle yapıyor. Ama sizin suratınız köseli olmuş. Yüzünüz kızarmıyor bile. Adım kadar eminim. Gümüş Hanım'la hepsini tek tek kontrol edip öyle dosyaladık. Aynı şeyi konuşup duruyoruz Funda Hanım. Siz her şey tamdı diyorsunuz. Bense faturaların eksik olduğunu söylüyorum. Ama ben gördüklerimi söylüyorum. Gözlerimle görmesem bu kadar emin olabilir miyim? Sonra da dosyayı muhasebeye götürdünüz eksiksiz. Evet. Ellerimi Kenan Bey'e teslim ettim. Yani dosyayı muhasebeye götürmeden odanızda kalmış olabilir mi? Bir süre en azından. Haberiniz olmadan belki bir karıştırmıştır. Hayır. Gümüş Hanım'ın odasından çıkıp doğruca muhasebeye götürdüm. Sonra da yemeğe çıktım. Bakın, ne olduğu ben de anlayamadım ama biri bir şeyler yaptıysa ki öyle anlaşılıyor. Bunu dosya bizden çıktıktan sonra yaptı. Günaydın aslanım. Günaydın Kenan abi. Demek seni de çağırdılar. Bütün birim burada. Hepimizi çağırdılar. Konuştu mu seninle Bahar Hanım? Ne sordu? Yok abi. İçeride başkası varmış. Sekreter burada beklememi söyledi. İyi. Karşılaştığımız isabet oldu o zaman. Rahat ol aslanım. Tamam. Sana söylediklerimin dışında bir şey söyleme. Ben dosyayı gördüğümde içinde bunlar bunlar vardı de. Sorduğu faturaları hiç görmedim de. Hiçbir şey tutturamazlar. Merak etme. Hep sonrasını düşün. Maaşının iki katına çıkacağı günleri düşün. Dediğim gibi oğlum, Berk Bey bu iyiliğini karşılıksız bırakmaz. Ha? Al canım. Ye kızım ye. Aferin sana. Birkaç aya kalmaz yağlı ballı ekmekler yiyecek benim kızım. Ama sen böyle suratını astıkça ben bin pişman oluyorum ya. Keşke odamıza kilitleseydik kendimizi. O zaman güler miydin? Mehmetciğim affedersin. Aklımdan çıkmıyor. Tamam ben de üzgünüm. Seni böyle gördüğüm için çok kızgınım. Şu anda elimizden bir şey gelmez. Karıcığım sizinle her dakikamı mutlu ve huzur dolu geçirmek istiyorum. Birkaç saatliğine de olsa unutamaz mısın? Bizi ayıracağım birkaç güzel saat. Yüzün gülsün yeter. Tamam. Hadi canım. Pazarımızı mahvetmeyelim. Tamam. Ha şöyle. Amma ayak diledim be. Olay hakkında bir bilginiz yok, öyle mi? Vallahi yok. Ben önüme gelen dosyaları inceler, işlem için gerekli bölüme havale ederim. Defilenin dosyasını da siz incelediniz, değil mi? Hayır canım. Benim o işten hiç haberim yok. Dosyayı hiç görmediniz mi yani? Maalesef, görmedim. Yani görseydim size konu hakkında fikrimi söylerdim. İsterseniz bir inceleyeyim, belki bir şeyler çıkarırız. Funda Hanım hala yanındaysa söyle hemen buraya gelsin. Deneyimliyimdir yani. Biz böyle çok olay çözdük zamanında. Eminim. Pazar pazar buraya kadar gelmişken keşke size yardımcı olabilseydim. Buyurun. Beni çağırmışsınız. Çağırdım evet. Bir karışıklık var sanırım. Siz dosyayı Kenan Bey'e teslim ettim diyorsunuz. Ama Kenan Bey bana kimse bir şey vermedi diyor. Nasıl olur? Hem de ellerimle verdim. Hatta herkes öğle tatilindeydi. Bir tek Kenan Bey vardı serviste. Buna ne diyeceksiniz Kenan Bey? Ben Funda Hanım'dan dosya mosya almadım.
Doktor amca izin verirse anneni göreceğiz kızım. Yok canım, üzülme. Kıyamaz şimdi sana, hayır demez. Değil mi güzel kızım benim? Doktor bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baklada getirmişsiniz. Evet. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun, cümlemizinkini. İzin verirseniz annesini göstereceğim ona. Çok özledi de. Belki Rukiye için de iyi olur. Hatırlar yavrusunu. Tabii izin verirseniz. Biz de yarınki terapi için kızınızı getirmenizi isteyecektik. İsabet oldu. İzin verdiniz yani. Evet. Bak kuzum, doktor amca evet dedi. Kavuşacaksınız. Hadi anneni bekletmeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun doktor bey. Çok yormayacağız onu. Beyefendi, eşiniz bahçede, odasında değil. Bahçeye gidin. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ya şeker gibi. Ha canım, şunlara bakar mısın? Allah'ım çok güzelmiş. Çok güzel Mehmet, işlemelere bak. Melek de bunlardan giyecek değil mi? Kızım giyer misin? Giyer giyer. Karıcığım diyorum ki buradakilerin hepsini alalım. Her gün bir tanesini kızımıza giydiririz. Daha neler. Bebek o da Mehmetciğim. Yamaya giymese de pekala olur. Yok, olmaz öyle şey. Giyecek. Kızım mayosuz gezecek. Bütün erkeklerin gözü benim kızımda olacak. Sonra işin yoksa tek tek hepsinin gözlerini bağlı. Deli. İşte böyle. Güldüğün zaman dünyamdaki bütün çiçekler açıyor hayatım. Deli. Baksana. Vallahi akşama kadar 50 kişi bir şeyler getirip koyuyor masama. Karıştırmışım işte. Ki bu dosyanın dışını görünce her şeyi hatırladım, evet. Unutkan olacak kadar yaşlı değilsiniz ama neyse. Funda Hanım'ı da yalancı durumuna düşürdünüz. Bence ilk fırsatta özür dilemelisiniz. Tabii canım, dilerim. Ayıp oldu kıza. Şimdi konumuza dönelim. Funda Hanım'dan aldıktan sonra ne yaptınız? İşim neyse onu inceleyip imza için servise yolladım. Hesaptaki anormalliği fark etmediniz mi? Gözümden kaçar mı? Hemen şıp diye buldum tabii. Sonra ne yaptınız? Durumu kime bildirdiniz? Hiç. Hiç kimseye. Koskoca başkan eşi. Mehmet Fikri Bey amcanın gelini Gümüş Hanım'ın açık hesap çalıştığını düşündüm. Şadoğlu ailesinden birini sorgulamak bizim neyimize? Şirket sizin, para sizin. Yani isteyen istediğini yapar diye düşündüm.